Eskici. Eskici. Ay tam videoya başlayacağım. Eskici geçiyor. Yok yok, eskici değilmiş o. Adam sebzeci diyor, ben eskici anlıyorum. Komik bir giriş oldu ama olsun. Bu da böyle olsun. Ne yapalım? Bugün ben saçlarımı boyadım. Kendi halinde de kuruttum. Normalde maşayla biraz şekil veriyordu. Ancak hiç onunla falan uğraşmak istemedim. Çünkü dinlenme odasına gelmiştim. Benim bu dinlenme odası artık böyle home office gibi bir şey oldu. Baktım ışık çok güzel. Sizinle de böyle çok hoş bir dekorasyon fikrimi paylaşmak istedim. Hemen öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Ben bundan yaklaşık 5-6 ay önce oturma odamda o şöminemin üzerinde bir ayna vardı hatırlarsanız. Bauhaus'tan aldığım bu %100 el işçiliği çok hoş bir ayna. Ancak oraya bir türlü onu yakıştıramadım sonrasında. Çok küçük kaldı. Ben de oraya uygun bir ayna araştırdım ve bundan 5-6 ay önce aynayı buldum. Oraya taktım sanırım bir videomda. Kıyıda köşede gördünüz onu siz. Ancak iyi ki de aklıma gelmiş. O dönemde almışım kamerayı, aynayı anlatmışım size. Önceki eski aynamı. Şimdi ben size o görüntülerle baş başa bırakacağım. Daha sonrasında siz onları izlerken ben gidip bir kahve yapayım kendime. Tripodumu da alıp getireyim. Muhteşem bir dekorasyon fikrimi paylaşayım sizinle. Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim. Ben kahvemi yapmaya gidiyorum. Şimdi öncelikle şöminemin üzerindeki bütün aksesuarları şuraya köşeye koydum. Şömineyi de şurada gereksiz bir alan vardı. Onu biraz daha işte bu tarafa doğru rahatlatmak için şömineyi sağ tarafa doğru çektim. Yaklaşık 45-50 santim kadar alan elde etmiş oldum. Zaten fark ediyorsunuzdur. Ayna artık önceki gibi tam şöminenin üzerinde değil, epeyce bir kenarında kaldı. Şimdi de aynayı sökeceğim ve yatak odasına götüreceğim. Aynasız da burası pek bir garip durdu. Aynayı götürdüm yatak odasına. Fakat aynanın şöyle bir çıtası kaldı burada. Buna dokunmayacağım. Bunu biraz sonra ayna takmaya geldiklerinde artık rica edeceğim. O aynayı da yatak odasında değerlendireceğim. Taktıktan sonra size tekrar göstereceğim. Dört gözle beklediğim aynam geldi arkadaşlar. Şimdi artık bunun paketini açacağız. Ve taktıktan sonra size tekrar göstereceğim. Tüm malzemelerimin hazırlığını yaptım. Şimdi size onları yakından göstereceğim. Zaten beni uzun süredir takip eden arkadaşlarım ne yapmak istedim gerçekten çok iyi anlayacaklar. Ama olsun, yine de ben sizinle bunu tekrar bir canlı canlı paylaşmak istedim. Şimdi benim şöyle bir cam fanusum var. Bu ta çiçek dükkanımdan uzun yıllardır evimde Paşa Bahçe'nin bir fanusuydu. Yine kuru dallara ihtiyacımız olacak. Kuru dalların da yüksekliği mümkün mertebe fanusa uygun olmalı. Bir de ben yurt dışından şu kozalakları getirmiştim. 2-3 yıl önce Almanya'dan almıştım. Ben bunları kullanacağım ama siz dilediğiniz herhangi bir aksesuarı da kullanabilirsiniz. Bir de ışık zinciri ile bu hoş olan aksesuarıma biraz ışık vereceğim. Işıklandıracağım ki masalımsı bir havası olsun. Şimdi de hemen yapmaya başlayalım bakalım. Tazecik yıkanmış, kurulanmış, ışıl ışıl fanusumun içerisine şimdi dalları yerleştirmeye başlayacağım. Bu arada gözüme hoş görünecek şekilde yerleştirme yapacağım. Yani bunun herhangi bir sistemi yok. Tabii ki altta bir çapraz dönülebilirse çok iyi olur. Ama benim dallarım birbirinden çok çok farklılar. Biraz da kısalar var. Biraz sonra görürsünüz zaten. Bu arada istesem ben bu dalları boyayabilirdim. Ancak ben doğal haliyle daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde kullanacağım.
dallarımı bir güzelce yerleştirdim. Ben dalları yerleştirirken biraz sol tarafa baksınlar istedim. Siz de istediğiniz şekilde tabii ki kendi zevkinize göre yerleştirebilirsiniz. Sıra geldi ışık zincirine. Şurada bu ışık zincirlerinin biliyorsunuz kapatma açma düğmesi var. Bunu da fanusun öyle bir yerine yerleştirmem gerekiyor ki daha sonra işte akşamları ışık zincirimi kullanmak istediğimde şöyle elimle hemen ulaşılabilir bir noktada olsun. O sebeple de hemen şöyle koyuyorum. Hatta açı olarak şunu düşündüğüm için şöyle bırakacağım ki bu çok da fazla gözükmesin. Bu taraf artık aynamdan tarafa doğru bakacak olan taraf. Işık zincirimi yavaş yavaş tüm dallarımı gelebilecek şekilde dolabaya başlıyorum. Şimdi kozalaklarım artık dallarıma yavaş yavaş asmaya başlayabilirim. Normalde biliyorsunuz kozalaklar kış mevsimine ait bir dekorasyondur. Sadece kışın kullanılır ama benim evim İskandinav tarzında olduğu için bu tarz objeleri çok güzel kaldırıyor. Dediğim gibi siz dilerseniz dilediğiniz aksesuarla dallarınızı süsleyebilirsiniz. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, devait s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du automne. Le spectateur est dans la tête. Le spectateur s'est opéré après fracas. Apostrophe, tu sais ta page. Pour c'est jusqu'à ce languir. Car c'est la fête du courage. C'est la fête du chien de guerre. Allons, en garde. Hello, hello, toreador, en garde, toreador, toreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que le mort t'attend. L'amour, l'amour t'attend. Tout d'un coup, on fait silence, à quoi se passe-t-il? Le taureau s'élance en bannissant à du terril. Il s'élance, il entre frappe en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah bravo taureau, il est le poule. Le taureau va, il vient, il frappe encore en secouant ses banderilles. Şöyle bir uzaktan göstereyim ve yakına doğru ilerleyeyim. Sizce nasıl oldu aksesuarım? Yani sıfır masraf, evde olan malzemelerle yapmıştım ben bunu. Benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman şu objeleri de değiştirip çok daha farklı bir hava katıyorum. Yani siz de böyle kuru dallarla çok kolay, sıfır masraflı, farklı vazolarla, farklı aksesuarlarla böyle hoş bir aksesuar yapabilirsiniz. Değilim. Ben buraya gerçekten uzun bir süre ayna baktım. Daha önceki aynam çok güzeldi ancak burada çok küçük kalıyordu. Bu daha yeterli oldu bence burası için.
Odama daha ayrı bir hava verdi. Bir de bu benim İskandinav tarzıma çok uygun bir ayna oldu. Bunu ben Tmall'den aldım. Son iki adet ayna kalmıştı. Birini ben almış oldum. Tamamen metalden bu. Bakın eskitti. Metal. Silmesi biraz zor. Çünkü şu aralıklar var görüyorsunuz. Ama benim o Petra bezimle öyle çok da zorlandığımı söyleyemem. Aynı zamanda bu aynayı dilediğiniz zaman ayırabiliyorsunuz ve metali istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Ben boyamayı uygun görmedim. Şimdilik böyle beklesin. İleride çok sıkılırsam o zaman belki siyaha boyayabilirim. Bu arada kozalak düşmüş. Kozalağın üstüne bastım. Evet, aynam hakkında fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Az önce aynayı silerken eminim ki dikkat etmişsinizdir. Ben aynamı sadece bu bezle sildim. Hiçbir şekilde deterjan kullanmadım. Bir de hiçbir şekilde kurulama da yapmadım. Bu bezler gerçekten çok kurtarıcı. Hepinize öneriyorum. Ben bunu Petra'dan almıştım. Bulabilirsem linkini videomun altına bırakayım. Mutlaka bu perle bezlerine göz atın derim. Gerçekten mucizevi bezler. Yaklaşık olarak 10 yıldır evimde kullanıyorum. Ne cam silmekten korkuyorum, ne vitrinimin camından, ne televizyonu silmekten korkuyorum ve hiçbir şekilde tamamen sıfır deterjan ve sadece suyla ve bu perleyle bütün evimi tertemiz yapabiliyorum. Aklınız olsun, bunu bir paylaşmak istedim sizinle. Ben artık videomu burada bitiriyorum. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.